All right, can I get iced latte, please? Iced latte. Mm-hmm. Yepyeni bir seriye hoş geldiniz. Ve umarım müzikle de copyright yemeyeceğiz. Şimdi... Bu kafe Joanne the Juice. Aslında biraz daha böyle meyve suyucu. Ve bu serimde sohbet gibi olacak ve aslında böyle kafe sohbetleri. Benimle kafeye gelmişsiniz gibi olacak. Kafede buluşmuşuz gibi olacak. Soğuk bir latte söyledim. Aslında akşam şu anda 5.44. Benim bir işim vardı şu anda. Evet ve bu kafe serilerinde kendi tecrübelerimi anlattığım hikayeler olacak. Neyi nasıl açtım, neler yaptım onlardan bahsetmek istiyorum. Ve bu videoları yaparken de çeşit çeşit kafelere gideceğiz beraber. Yani DC'deki kafeleri beraber keşfedeceğiz. Bugünkü konuyu biraz daha böyle güzellik üzerine ve kendi komplekslerimi nasıl aştığım üzerine yapmak istiyorum. Her hafta böyle konu olacak, her hafta çeşit çeşit farklı alanlardan konular gelecek. Bugün bir de Instagram'dan soru cevap yaptığım için vücutla alakalı işte selülitin var mı, çatlam var mı, boy, işte kilo onlarla alakalı sorular gelmişti. Ve bence bu dönemin insanı olarak hepimizin bir müddet kompleksleri olabiliyor. Benim de oldu ve bunlardan nasıl kurtuldum ya da tam olarak kurtulabildim mi? Naçizane kendi düşüncelerimi bu videoda paylaşacağım sizinle. Güzellik kavramıyla alakalı aslında Zek'le bir video yapmıştık. Hani bazı yorumlar geliyordu bana. Zek'in çok yakışıklı ve benim çirkin olduğumla alakalı. Burada nasıl çat çat sesler var, inşallah çok gürültülü değildir. Ve kahveniz de vardır diye düşünüyorum. Böyle karşılıklı kahve içiyor gibi olsun istiyorum. O yüzden çay ya da kahveniz varsa buyurun gelin efendim. Şimdi güzellikle alakalı aslında Zek'le bir video yapmıştık. Çünkü birkaç tane yorum almıştım. Şu an almıyorum, niye bilmiyorum. İşte Zek'in çok yakışıklı olduğu ve benim ona layık olmadığım, yeteri kadar güzel olmadığımla alakalıydı. 30 yaşında bir şeyleri aşmış bir insan olmasam bu yorumlardan üzülürdüm. Ama zaten o yüzden burada bugün bu videoyu çekme hakkını kendimde görüyorum. Çünkü aştığımı düşünüyorum. Kendisini seven... Daha önce böyle ona gıcık gelen ya da beğenmediği yerleriyle barışmış bir insan olduğunu düşünüyorum. Ama bu nasıl oldu? Nerelerden geçtik? Onları bugün videoda konuşacağız. Önce böyle kafama taktığım yerleri anlatayım size. Tabii ki de ilk akla gelen burun. Bir Karadenizli olarak tabii ki de sembolik bir burnum var. Aslında burnum küçük ama kemeri var. Ucundan minik olduğunu görüyorsunuz fakat şuradaki kemeri var. Bu arada bu burun Çin'de acayip prestij yapmış bir burun. Onu da söyleyeyim baştan yani. Çünkü Çinlilerin burnu şu kısmı olmadığı için onlar bayılıyordu bana. Hatta böyle teyzeler pazarda falan beni çevirip vücuduma bakıyorlardı. Bir de gözlerimi, kirpiklerime bakıyorlardı. Çünkü doğal çok uzun kirpiklerim var. Kendimi de öveyim. Kompleks olurken kendisini öven bir insan olacağım. Şimdi burun benim. Üniversitede dikkatimi çekmeye başladı. Çünkü Zonguldaklıyım. Bütün Zonguldaklı kızlar bana benziyor. Hepimizin burnu ya uzun ya kemerli. Hani hiç dikkatimi çeken bir nokta değil. Ya da konuştuğumuz böyle beğenmediğimiz bir nokta değil. Kayseri'ye gidiyorum. Bir gün sınıftan bir arkadaşım "Senin kocaman burnun var." dedi. Ve ilk defa burnum dikkatimi çekti. Böyle o zaman yurtta kalıyorum. Yurtta böyle aynadan yan yan fotoğraflarımı çekiyorum. Hani hiç dikkat etmemişim, kendimi görmüyormuş gibi. Bir de hani böyle beğendiğiniz profil olur ya, işte şu taraftan kendimi beğenmiyorum ama buradan kendimi beğeniyorum gibi, onları keşfediyorum hayatımda ilk defa 18 yaşında. Yani yine dediğim gibi burnum büyük ya da şekli o olay değil. İlk defa duyduğum için "Aa," dedim, "yani benim farklı bir burnum var." Sonra alnımın küçüklüğüyle ilgili yorumlar geldi üniversitede. "Aa, senin alnın çok küçük, kalpil kullanma." İyi, alnım da küçükmüş. Yeni öğreniyoruz. İşte dudaklarım yamuk mesela. Benim de kırmızı rüş sürdüm daha da belli olsun diye. Dişlerim zaten yamuk. Yani bununla alakalı bayağı bir yorum alıyorum. Bir de ben dişten çok talihsiz bir insanım. Yani denedim, düzeltmeleri de denedim. Sağlık için, çünkü çarpık oldukça sararıyorlar ve çürüyorlar. Hani estetikten ziyade çünkü kendi dişlerim kalsın istiyorum. Onları böyle kesip kesip ne deniyor ona, veneer yaptırmak istemiyorum. Kendi orijinalliğiyle düzleştirmek istiyorum aslında. Ama talihsizlik, yani Çin'deyken olmadı, buradayken başıma bir şeyler geldi. Hiç anlatmadım galiba diş mevzusunu. Bayağı olaylı şeyler oldu. Ben dişlerimi düzeltiriyorken burada. Başka bir günün konusu olabilir. Ve bu komplekslerimle yaşıyorum gayet. İşte mesela üniversitede bir sevgilim vardı. Çocukla takılırken burnum bu taraftan beğenmiyorum ya. Çocuk şuradan bana bir şey söylerse şuramdayken dönüp buradan cevap verir.
Yani kendimize yaptığımız işkenceler. İşte onu o taraftan hiç almamaya çalışıyorum. Bir de sınıfta beğendiğim bir çocuk var diyelim. Şu tarafımda kalıyorsa elim yanlışlıkla buraya gelir. Hep burada böyle işte masada otururken böyle otururum. Şu bunu kapatır falan. Yani bildiğiniz kompleksti. Gerçekten üniversite döneminde bunu fark edip bununla cebelleşmeye başlamıştım. Çat çat kahve yapıyorlar ya. Acık sessiz onlar. İnsanlar burada video çekiyor yani. Bir de güzellik kompleksi öyle bir şey ki. Oha. Yani smoothie yapıyorlar. Çok. Bir de güzellik kompleksi öyle bir şey ki bir yerinizle arayı düzeltiyorsunuz, başka bir yeriniz gözünüze çarpmaya başlıyor. İşte bu benim bacaklarım oldu. Benim bacaklarım bayağı bor gibi. Ay tövbe, uzun bir süre bacaklarıma kötü davrandım. Sonra onlardan özür diledim ve beni bugüne kadar her yere götürdükleri için teşekkür ettim. Şimdi hani insanın bir ne denir bileği olur ya şöyle ince, benim o yok. Böyle dümdüz geliyor ve benim eteklerde, hele ki dizaltı eteklerde, boyum da 1.60 bu arada. Dizaltı eteklerde falan ben bayağı kare şeklime geliyorum. Şöyle bir görsel olarak hoşuma gitmiyor. Bu arada ben görselliğe de o açılardan şeyimdir, ilgiliyimdir ve iyi olduğumu da düşünürüm. Yani neyin neyle uyuşmadığını. Kendimi beğenmiyorum, kendime güzel gelmiyorum. İnsanlara soruyorum işte benim bileğim kalın mı? Bileğimi gösteriyorum böyle. Bunlar da oldu bir dönem. Yani bunlara takıntı yapmaya başlamıştım. Bir de yani şimdi erkek arkadaşın olunca falan ondan böyle şeyler duymak istemiyorsun. Bir de yani erkek arkadaşın olabiliyor, diğer kızları görüyorsun. Sürekli bir kıyaslama halindesin ve o yaşlarda tabii ki de üniversitedeki sevgiline çok güzel olmak istiyorsun. Yani onun seni güzel bulduğunu bilmek istiyorsun. O konularda ben şanslıydım. Hiçbir zaman beni böyle kötü hissettiren bir erkek arkadaşım olmadı. Hepsine buradan teşekkür ediyorum. Zeki kadar o komplekslerimi hala taşıyordum. İşte dudaklarım ince ve dediğim gibi şurası yok mesela, yamuk. Zeki'nin de bunları kafaya takacağını falan düşünüyordum. Fakat aksine böyle her gün bana dünyanın en güzel kızı olduğunu hissettirdiği için benim kafa yapım ve algım ufak ufak değişmeye başladı. Bunu söylememin nedeni ben Zeki'yle 25 yaşındayken tanıştım ve 25 yaşına kadar üniversitedeki kadar olmasa da bazı takıntılarım vardı kendimle alakalı. Belki de hala kırık ve kırıntı kalmıştır. Yani yanında cillop gibi uzun boylu incecik bir kız görünce şey diyorsun yani, hani tıfıl bir canlı olarak yanında. Hala böyle bir ufak vardır bence. Hani çok o neden ona pok edilmedikçe. Bu kendi geçmişimden az bahsettikten sonra nasıl aşmalara başladım onlara anlatacağım. Tabii ki de yani bunlar ilk defa duyduğunuz şeyler olmayacak ama tecrübe eden bir insandan duyduğunuz için belki olumlu anlamda teşvik edebilir. Birincisi kıyaslamamak. Yani hayatımda kendime yaptığım en büyük kötülük buydu. Kıyaslamak. Yani zaten vücut proporsiyonlarınızın aynı olmadığı, tamamen farklı anadan babadan geldiğiniz insanlarla kendinizi kıyaslamanız ve bir de sonra onu çok beğenip kendinizi beğenmemeniz inanılmaz bir haksızlıkmış. Çünkü işte o daha uzun ya da onun burnu şöyle, onun gözleri böyle. Bu arada estetik yaptırmayı seven ya da bunu isteyenlere tabii ki de asla bir sözüm yok. Ben zaten hem cesaret edemiyorum hem de o işlere giresim yok. Şahsen. Bunlardan dolayı birileriyle kendini kıyaslayıp hani ona benzemeye çalışmak, onun gibi burnunun olması, dudağının, işte yanak elmacık kemiklerinin, çenenin. Çünkü mesela benim çenem de yamuk, dişler yamuk olunca çene de yamuluyor. Ay, her yerim yamuk. Ama bunu anlatmamın sebebi bana benzeyen çok kız olduğunu biliyorum. Bir tarafını beğenmeyen kız olduğunu biliyorum. Yüzü yamuk geliyordur kendisine. Bana benzeyen böyle kızların olduğunu bildiğim için birincisi yalnız değilsiniz, ikincisi aşılabiliyor. Dediğim gibi kıyaslamaları bıraktım. O kadın öyle güzel, ben böyle güzelim. Bir de o güzellik standartlarını ben yapmadığım için ya da o güzellik standartlarını başkaları kurduğu ve sen ona uymadığın için kendini, anlatabiliyor muyum? Oraya sokmaya çalışmak ve uymayınca da ona üzülmek gerçekten ne deniyordu ona? Böyle boşuna, daha boşane. Hatırlayamadım. Böyle havalı bir kelime vardı. Onu hatırlayamadım. Kullanamayacağım. Boş oluyor yani. Boşuna kendini üzüyorsun. İlk başta kendinizi kıyasladığınızı anladığınız anda bu böyle psikolojide otomatik düşünceler kalıbına giriyor aslında. Ki ben bunları terapide daha çok öğrendim ve daha net bir şekilde görmeye başladım bunu yaptığımı. Kendinizi birileriyle kıyasladığınızı fark ettiğiniz anda durdurun.
önce bunu yapmanın hiçbir sağlıklı yönünün olmadığını, hiçbir artı yönünün olmadığını, aksine seni böyle aşağı çeken bir şey olduğunu fark etmek ilk madde olabilir. İkincisi, kabul etmek. Yani bu dilde daha kolay gelip uygulaması her zaman zor olan bir şey. Kabul etmek. Yani senin bu yani, anlatabiliyor muyum? Ve bu kabullendikten sonra üçüncü şıkka geleceğiz biraz sonra. Ki benim için en güzel noktaymış. Yani artık dediğim gibi önceden böyle üzüldüğüm bacaklarıma bakıp özür diledim. Onlara teşekkür ettim. Yıllarca kahrımı çektiği için, sağlıklı oldukları için, beni istediğim her yere taşıdıkları için şükür ettim ve teşekkür ettim. Yani bacağını beğenmemek böyle bir ara şeyleri inceledim ben ya. Vallahi billahi arkadaşlar, yani o ameliyat ediliyormuş ya, kemiği memiyi kesiyorlar. Allah korusun. Yani yaptıramam. İyi ki yapmamışım. Ne yaparsın? Hani bu utandığın, sıkıldığın için değil, vücut proporsiyonuna göre kıyafetlerini seçersin. Mesela benim alt vücudum üst vücuduma göre daha kalın. O yüzden benim alttan bol, üstten dar bir şey giyindiğimde daha seksi ve daha düzgün bir porsiyonda geliyor. Üçüncüsü de kendi egzotik güzelliğini kabul etmek. İster kabul edin, ister kabul etmeyin, bir dakikadan sonra gerçekten böyle hani daha ne denir, kemerli burunlar, daha böyle ince dudak, ama kendi karakterin olduğu zaman o seni zaten güzel gösteriyor. Yani illa kocaman dolma gibi dudakların, küçücük burnunun olmasına gerek yok. Kendi egzotik güzelliğini kabul ettiğinde o farklılık bence şahsen seni daha charming yapabiliyor. Daha çekici, daha seksi, daha değişik yapabiliyor. Çünkü benim hayatım boyunca böyle oldu. Zaten hoşlandığım çocuklar hoşlanmıştır. Hayatımda şey olmadı, ben çok çirkin bir kızım, kimse beni sevmiyor gibi bir dönem olmadı. Öyle bir döneminiz olduysa bugün ya terapi alın ya da gerçekten o düşünceden kurtulmaya çalışın. Çünkü öyle bir insan türü yok bence. Sadece o özgüveniniz olmadığı için dışarıya yansıyan bir ışık yok. Bu da sizi daha karanlık gösteriyor ve o çekiciliğiniz azalıyor bence. Yani aslında konunun kendi içinizden geldiğini buradan biraz daha anlayabilirsiniz. Çünkü sen içeride güzel hissetmediğin zaman, kendine o İngilizce'de radiant deniyor mesela, ışıltıyı vermediğin zaman dışarıya o ışıltılı bir şekilde yansımıyor. Dediğim gibi daha sönük bir şekilde yansıyor. O yüzden mesela şu an her kadında ben çok farklı bir güzellik görüyorum. Yani daha egzotik güzellik görüyorum. Daha farklılık görüyorum. Çünkü herkesin kendisine özgü değişik özellikleri olabiliyor. O yüzden buna ben bu şekilde bakmayı öğrendim. Kendimdeki farklılıkları o kadar seviyorum ki burnumu yaptırmayı falan düşünmüyorum. Bununla alakalı ara ara yorumlar geliyor. Dediğim gibi dişler uzun vadede telle düzelttirmek istiyorum. Estetik olarak istemiyorum. Sağlıksız, güçsüz bir dişim var. Yine de seviyorum dişlerimi. Onlara teşekkür ediyorum. Böyle böyle ben açıkçası aştım. Boyunun kısalığı, bacaklarının selülitü falan filan gerçekten siz o aşamaya geldikten sonra umrunuzda olmuyor. Ki bunlarda da belki herkesin böyle o model olan, o standartlara uymayan güzelliğiniz olabilir mesela. Ama o kendine özgü olan güzelliği bulduğun zaman ve onunla mutlu olduğun zaman karşına çıkan insanın da sana hissettirdiği ve senin daha sonra geçmişe bakıp ya ben bunlarla mı uğraşmışım, bunun için mi kendi canımı sıkmışım dediğin bir nokta oluyor. Böyle kafe sohbetlerimiz başlamıştır. Bu seri çok uzun olur mu bilemiyorum. Ben buraya gelmeyi acayip seviyorum. Aslında New York kafesi galiba. Böyle teker teker böyle ara ara kafelere gidip sizinle bir kafede sohbet ediyor gibi olacağız. Konuları yorumlara yazarak istediğiniz ekstra olan herhangi bir konuyu belirtebilirsiniz. Aslında bir listem var ama sizden gelen yorumları da listeye ekleyeceğim. I love you all so much. Love yourself too. Kendinizi sevmeyi deneyin lütfen. Çünkü gerçekten hepimiz çok güzeliz. Bunu dipnot olarak paylaşıyorum. Çevrenizdeki kadınlara, şu an izleyenler kadın diye tahmin ediyorum çoğunluğu. Kilo almışsın, kilo versen daha güzel olursun. Burnunu yaptırsan daha güzel olursun. Senin iyiliğin için söylüyorum gibi şeyler söylüyorsanız da lütfen söylemeyin. Çünkü bu bütün söylediğiniz şeyler sizin kendinizle alakalı. Kendinizdeki komplekslerinizle alakalı, karşınızdaki insanla hiçbir alakası yok. Bunu hiç fark etmeyen insan sizin bu söylemenizle tetikleniyor olabilir, bundan etkilenip burnunu ya da bir tarafını takıntı yapıyor olabilir. Başkasına yapmanıza bence gerek yok. Kendinizde böyle özellikler varsa yolları var, dediğim gibi. Çabayla, zamanla çok rahat üstünden geçilebilen, aşılabilen sorunlar bunlar. Sadece kendinize değil, çevrenize de bu baskıyı vermeyin. Herkesteki o güzelliği görün. O zaman inanın bana hem içerideki mutluluk da büyüyor.
ve bu dışarıya yansıyor. Hani soruyorsunuz ya bana neden hep enerjim yüksek diye. Çünkü ben kalbinde çok mutlu olan bir insanım. İçeriden gerçekten mutlu olan bir insanım. Bu da dışarıya yansıyor muhtemelen. Video izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kafe sohbetleriyle devam edeceğiz. Kahve ediyorum. Hala kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın.